Arkadaşlar merhaba. Ali Baba'nın çiftliğindeyiz. Sizlerle hobi bahçesi, hobi tavukçuluğu yapmak isteyenler için ufak bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. Manzara da harika bu arada. Ey yavrum bey, ey yavrum bey. Şunlara bir bak ya, bir bak ya. Ali Bey merhaba. Merhabalar Mesut Bey. Ali Bey bu tavukların cinsi nedir? Tavukların cinsi tintit. Tintit. Peki size deseler ki tintit mi ya da başka ne cins tavuklar mı mesela? Atak, yarka. Atak, yarka. Evet. Tintit. Tintit. Neden tintit? Tintit az yer, çok yumurtlar. Yerimi daha çok alırsın. Evet. Diğerine nazaran senede 20-25 yumurta fazla alırsın. Evet. Ne kadar yem yiyor mesela günlük bir tavuk? Günlük 100 gram ile 150 gram arası yer. Evet. Ortalama bir buçuk günde yumurta yapar. Diğer peki atak, yarka dediğiniz tavuklar. Onlar ne kadar yem yiyor, ne kadar yumurtluyor? Onlar 130'da 150 gram yer. Senede 280-290 yumurta yapar. Ticari anlamda tintit'te daha fazla yumurta verir ve dayanıklıdır diğerlerine göre. Peki bu tavuklar hasta oluyor mu peki? Böyle bu tür durumlarla karşılaşıyor musunuz? Olmaması için aşısını yapıyorsun, vitamin emrediyorsun. Suyuna ilaçlarını katıyorsun. Peki ne tür ilaçlar kullanıyorsunuz Ali Bey? Veterinerin tavsiye ettiği ilaçları. Arkadaşlar bu işi yapmak isteyenler için bazı önerilerim olacak. Şimdi tavuk genel anlamda bu işi yapmak isteyenler tintit, yarka, sonrasında atak tavuklarını tercih ediyorlar. Bizim tercihimiz bu konuda tintit oldu. Neden tintit diye soracak olursanız tintitler 1,5 günde bir yumurta. Yılda da takribi 300-320 yumurta veriyorlar. Yem tüketimi de ise yaklaşık 100 ile 120 gram yem tüketiyorlar. Diğer atak ve yarkalar ise 120-150 gram arasında yem tüketiyorlar. Dolayısıyla tintitler diğer tavuklara göre, tavuk cinslerine göre daha az yem tüketip daha çok yumurta veriyorlar. Ve de diğer tavuklara göre, ataksa, yarkaya göre daha sağlıklılar, daha güçlüler, daha dayanıklılar arkadaşlar. Ortama daha çabuk adapte olup daha iyi ayak uyduruyorlar. Ve de daha az hasta oluyorlar. Sağlık bakımlarını ve ilaçlarını bunları da tabii sürekli kullanmanız gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz piyasada bayağı bir karışık. Biz bundan 2 sene önce bir tavuk 100 gram yem yediğinde yem fiyatlarına göre bir hesap yaptığımızda kendini kurtarıyordu. Yani insanlar bu işi yapabiliyorlardı. Ama şu an ise piyasa biraz karışık. Bugün biz bir koli yumurtayı yaklaşık 60-65 liraya mal ediyoruz. Yem maliyeti işte bakımıydı, gelmesiydi, gitmesiydi. Bugün yumurtayı da bir koli yumurtayı da gene aynı şekilde 70-75 liralara satabiliyoruz. O yüzden hani bu işi yapıyorsanız hobi amaçlı, kar maksatlı yapmak istediğinizde tavuğunuzun sayısı en az 1000 olması gerekiyor. Daha az tavukla kar edemezsiniz. Bu işi yapacaksanız şayet ulaşım çok önemli. Müşterinin olduğu yer de çok önemli. Siz bu işi bulunduğunuz noktadan çok uzak bir yerde yaparsanız oraya gitmesi, gelmesi ekstra bir maliyet olacağı için bunu önermiyorum. Müşteri dekoltesi de çok önemli. Siz şimdi buradan yumurtayı aldınız, müşteriye gidecekseniz o da size ekstra bir maliyet oluyor. Buradan elde edeceğiniz kazanca eksi olarak geliyor. Tavuk işine başlamadan önce bunları hep dikkate almanız gerekiyor. Yani sonuçta bu iş ticaret olarak yapıyorsanız her ne ticareti yaparsanız yapın her zaman kötüyü hesaplayarak yapacaksınız. Evet arkadaşlar, bu arada kazlarımızı da görüyorsunuz. Grup halinde ordu gibi geziyorlar. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayınız. Saygılarımla. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more.